Sizin aslında bıraktığınız noktadan da Fransa'ya gideceğiz. Avrupa'nın tavrı, İngiltere doğrudan desteğini sunmuştu İsrail'e. Peki Fransa hangi noktada? İran'ın İsrail'e misilleme saldırısına Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden de tepki vardı. Peki Avrupa ülkeleri İran'a yönelik bir mesaj mı veriyor yoksa İsrail'e mi? Hangi ülke kimin yanında duruyor, ne açıklıyor? Buna dair gelişmeleri alacağız. Fransa'ya gideceğiz. Fransa'da ekibimizden Ömer Aydın bizi bekliyor. Ömer, yayınımıza hoş geldin. Önce hemen Fransa ile başlayalım. Fransa liderinin yine ajanslara düştüğü şekliyle geride bıraktığımız saatlerde yaptığı açıklama, İsrail-İran gerilimi yükselmemeli Macron'un ifadesi. Bir bölgesel savaş uyarısı var. Bu hepimizin duyduğu bir korku diyor Emmanuel Macron ve Orta Doğu'da çatışmanın tırmanmaması için her şeyi yapacağız diyor. Fransa'nın durduğu nokta burası. İngiltere doğrudan uçaklarıyla birlikte İran'ın füzelerini, dronlarını engellemek için havalanmıştı, destek vermişti. Almanya'nın tavrı ne olur? Yekpare Avrupa nasıl bir tavır aldı ya da alacak? Buna dair yorumlarını merak ederiz. Sözü hemen sana bırakalım. Hak'tan teşekkür ediyorum. Evet, Avrupa'nın tarzı ilk saatlerden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ne diyecek veya Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı ne olacak şeklindeydi. Aslında bir tepkiyi veya atılacak olan adımları Washington'a bırakmış bir hava söz konusuydu ilk saatlerden itibaren. Bunun aslında devam ettiğini söyleyebiliriz. Washington'dan gelecek olan, Biden'dan gelecek olan açıklamaya bakıyor Avrupalı liderler. Biden'ın ağzından çıkacak olan sözlere bakıyorlar. Fakat yine senin de biraz önce aktardığın gibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları söz konusu gerilimi artırmamak veya gerilimi düşürme şeklinde ifadeleri söz konusu taraflara itidal çağrısının da yapıldığını belirtelim. Fakat asıl sıkıntı da burada başlıyor. İtidal çağrısı nasıl yapalım? Yani statükoyu koruyalım. Orada Gazze'de devam eden, 6 aydır devam eden bir soykırım söz konusu, katliamlar söz konusu. Bu böyle devam etsin şeklinde bir tavırdan, bir niyetten bahsedebiliriz. Avrupalı yetkililer, Avrupalı yöneticiler sanki İran İsrail'e saldırmasın veya İsrail herhangi bir engelle karşılaşmasın ve sürdürmekte olduğu katliamları devam ettirsin şeklinde bir tavrın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Fransa'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu açıklamalarda bulundu. Hatta son iki gündür çok tartışılan bir konu Fransa hava yolları, Fransa hava kuvvetleri, Fransız ordusu İran'ın fırlattığı füzelere veya İHA'ları durdurmak amacıyla, engellemek amacıyla devreye girdi mi şeklindeki peki tartışma söz konusuydu. Ömer, aslında iki sıcak gelişme var. Eğer beni duyabiliyorsan lütfen devam et ama o iki sıcak gelişmeyi de yorumlamanı isterim. Uluslararası ajansların geçtiği bilgi. Macron bugün Netanyahu ile görüşeceğini söyledi. Bu bilgilerimi aktaracak. Buna dair yorumlarını almak isterim. Ve bir de İngiltere tarafından gelen bir bilgi var. O da İngiltere İran'a yönelik ek yaptırımları değerlendiriyor bilgisi. Bu iki sıcak gelişmeyi de yorumlarsan ya da değerlendirmelerin içerisinde değinirsen mutlu oluruz. O yüzden araya girdim. Bir kez daha sözü sana bırakayım. Tabii ki yani Emmanuel Macron Netanyahu ile görüşecek. Görüştüğünü de biliyoruz. Aslında son 24 saat içerisinde Fransız yetkililerin sürekli olarak İsrail yönetimi ile iletişimde olduğuna dair açıklamalar geliyor. Fransız medyasında, televizyon kanallarında gelişmeleri yorumlayan uzmanlar Fransa ordu yetkilileri veya Fransız yöneticilerle İsrail yöneticilerinin sürekli olarak iletişimde olduklarını belirtiyor. Emmanuel Macron da belki şimdiye kadar çoktan görüştü Netanyahu ile, belki de ileriki saatlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Fransız medyasına da baktığımız zaman manşetlerde bölgede yeniden bir kaosun olmaması için Fransa'nın adım atmaya çaba gösterdiği şeklinde ifadeler söz konusu. Fakat biraz önce de ifade ettiğim gibi bu statüko devam etsin. İsrail şimdiye kadar aylardır sürdürdüğü bu saldırılara
engel olacak yeni gelişmeler olmasın şeklinde bir tavırdan bahsediyoruz. İngiltere'nin de ortaya koymaya çalıştığı belki bir yeni yaptırımlar olacak. Bu yaptırımlardan da yine aynı şekilde çerçevesini bilmiyoruz şimdilik. Fakat bu yaptırımların da yine İsrail'in hareket alanını kısıtlamamaya yönelik yeni adımların atılmasını engellemek olduğunu söyleyebiliriz hatta. Peki. Ömer'e teşekkür ediyoruz. Fransa cephesinde sadece Fransa'yı değil Avrupa'nın da nasıl bir tavır aldığını ya da alacağını değerlendirdi. Bir sıcak gelişmeydi. Macron Netanyahu ile görüşecek. İngiltere yaptırımları değerlendiriyor.